Sevgili izleyenler bakın Ayasofya hakikaten neden bu kadar önemli? Neden Ayasofya 1934'ten beri bir türlü açılamıyor? Bunun ciddi olarak düşünülmesi gerekiyor ve bu soruya cevap aranması gerekiyor. Hatırlayacak olursanız 29 Mayıs akşamı yani bu yıl bundan bir hafta önce çok değil yaklaşık bir hafta önce evet geçen hafta hatta 29 Mayıs akşamı fetih günüydü biliyorsunuz. 29 Mayıs İstanbul'un fetih yıl dönümüydü. Ayasofya'da Fetih Suresi yıl dönümünde ilk kez okunmuştu ve büyük ses getirmişti aslında. Bendeniz de bu stüdyoda hatırlayacak olursanız şu ifadeleri kullanmıştım. İstanbul'un fethini kutlamak, evet havai fişekleri atmak, gösterişler yapmak, törenler yapmak, efendim ihtişamlı gösterişli işler yapmak Güzel ama Ayasofya'yı ibadete açamadığınız sürece fethin sembolü olan hakkın batıla batıla galebesinin sembolü olan ve Fatih Sultan Mehmet'in bizzat bütçesinden ödeyerek vakfiyesiyle sabitlediği, tespit ettiği bu kılıç hakkını eğer ibadete açamazsanız yaptığınız bütün kutlamalar israf ve gösterişten öteye geçemez demiştim. Burada bu stüdyoda bir hafta önce söylemiştim. Ve hakikaten de Geldiğimiz noktada bakın ne oldu? Başkan Erdoğan e, talimatını veriyor kurmaylarına ve diyor ki Ayasofya ile alakalı bir çalışma yapın. Ayasofya'da bakın Ayasofya herkes için bir tabu sayılıyor. Yunanistan ayağa kalktı biliyorsunuz. Şimdi arkadaşım Zeyd'den rica edeceğim. Bakın 2004 yılında Garp izi belgeselini çekerken 4 bölümlük Ayasofya'da, Ayasofya'da bir namaz canlandırması yapmak istedim. Aslında Kültür Bakanlığı'ndan izin almıştım. Belgesel çekim için, Ayasofya'da çekim için de izin almıştım. Ama şimdi arkada görüyorsunuz, bakın secde görüntüleri bendenize ait. Belki de Ayasofya mihrabında müze olduktan sonra secdeye kapanan tek kişiyim diyebilirim. Var mı başka kimse bilmiyorum. 2004 tarihinde o belgeseli çekerken bir mihrapta secde canlandırması yaptım. iki rekatlık bir namaz canlandırması yaptım. Ama o namaz canlandırması yapılırken Ayasofya Camii Müzesi 2004'te turistler hınca hınç dolu. Bir anda objektifler, flaşlar üzerimize yöneldi. Güvenlik bize yöneldi. Ve çıkışta gözaltına alındık. Ayasofya'da izin hakkımız olmasına rağmen çekim iznin hakkımız olmasına rağmen gözaltına alındık. Kasetimizi el konmak istedi ve tam 3 saat direndim. Bu kaseti vermiyorum diye ve vermedim. Arkasından bu belgeselde o görüntüleri kullandım. Ve şunu anlatmaya çalışıyorum. Ayasofya'da bırakın gerçekten namaz kılmayı canlandırma namaz canlandırması yapmanız bile suç sayılıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Suç sayılıyor. Oysa yaklaşık 500 yıl Ayasofya camilik yaptı. Bir diğer mesele bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fetheder fethetmez direkt atı ve askerleriyle birlikte Ayasofya'ya geldi. Salı günü fethi gerçekleştirdi ustalarına talimat verdi. Mihrap ve minber yapılması talimatını verdi. Cuma'ya hazır edin dedi. Ve Cuma günü, ilk Cuma günü de Cuma namazını hocası Akşemsettin ve askerleriyle birlikte Ayasofya'da eda ettiler. Ayasofya'nın bütün maddi külfeti de ödenmiştir bizzat Fatih Sultan Mehmet'in bütçesinden. Yani zoraki alınmış bir yer de değildir. Zoraki camiye çevrilmiş bir yer de değildir ve vakfiyesinde yazmıştır. Kim ki burayı cami dışında kullanırsa Allah'ın, meleklerin ve bütün insanlığın laneti onun üzerine olsun demiştir. Belki de 70-80 yıldır Türkiye belki de belini doğrultamıyorsa, başımız beladan kurtulmuyorsa belki de Ayasofya'nın ahı var üzerimizde. Dolayısıyla bu vebali eğer kaldırma yolunda bir adım atacaksa ki Başkan Erdoğan'ın bizden farklı düşündüğünü zannetmiyorum. İnşallah atılacaktır. Çok büyük bir vebali Türkiye'nin sırtından kaldıracak belki de. Rahmet sağanakları yeniden belki de üzerimize yağacak ve milletin arzusu fetihin sem sembolü fatih'in gerçekten kemiklerini sızlatan bu e, müze kararı ortadan kalkmış olacak ve bir anlamda özüne dönmüş olacak Ayasofya. Ayasofya'yı onun için hiçbir camiyle, hiçbir mabetle kıyaslayamayız.